Herkese merhaba. Bu bölümde sektörlere göre bir beta analizi yapacağız. Şöyle ki, ben bankacılık, sigorta, faktöring, gıda, enerji, bilişim ve ulaşım sektörlerine tek tek baktım ve ortalama bir beta hesaplamaya çalıştım. Şöyle ki, şirketlerin son 3 yıllık işte 1-1-2017'den 31-12-2019'a kadar günlük bazda değişimlerini gösteren betasını hesapladım. Gördüğünüz gibi. Her bir bankanınki ayrı ayrı çıktı ve gördüğünüz gibi bankacılık sektörünün son 3 yılda öz sermayeleri üzerinden ağırlıklı ortalama betasını hesapladığınız zaman şu rakam çıkıyor. 1.41. Sigorta sektörüne bakıyorum. Bakın sigorta sektöründe ne kadar düşük? 0.38. Daha önce demiştik betanın 1 olması tam sektörle birebir yani ülke ekonomisiyle birebir uyumlu olmak anlamına geliyor. BIST 100'ün betası tam 1'dir. Ve biz her bir firmanın BIST 100'e göre dalgalanmasını gösteren bir beta hesaplıyoruz. Mesela bu firmanın betası 0.42 çıkmış. BIST 100 1 artarken bu 0.42 artıyor. BIST 100 1 düşerken bu da 0.42 düşüyor. Faktörün firmalarına bakıyorsunuz 0.44 çıkmış. Sigortalarınki 0.38. Gıda sektörü 0.66. Aslında diyeceksiniz ki gıda sektörü mesela sigortadan daha az riskli olması gerekmiyor muydu? Aslında mantıken öyle gibi görünse de şirketlerin kendi içindeki karlılıklarının düşük olması, onların betalarını yani şirketten kaynaklanan sebeplerle, sektörden kaynaklanan sebepler değil, şirketten kaynaklanan sebeplerle yükseltiyor. Enerji sektörüne bakıyorum 0.70. Bilişime bakıyorum 0.68. Ulaşıma baktığınızda da 1.34. Peki, şimdi şunların hepsini bir araya getirdiğimizde görüyorsunuz. Sektörlerin çoğu hepsinin ağırlıklı ortalamasına baktığımızda 0.8 çıktı. Görüyorsunuz bankacılık sektörü 1.41 çıkması bankacılık sektörünün çok riskli olduğunu gösterir. Daha önce de belirtmiştim. Türkiye ortalaması 1 ise bankacılık 1.41. Bu ciddi bir seviye. Oysa ki yani insan ilk bakışta bankalar sanki daha az riskli olması gerekmez mi? Hayır. Şöyle ki herhangi ülke ekonomisinde bir dalgalanma olduğunda öncelikle bankalar bundan zarar görüyor. Şirketler battıklarında hemen hemen her şirketin bankaya borcu var. İlk önce banka borcunu ödeyemiyor doğal olarak. Çünkü devlet kendi parasını alıyor fakat bankaların parası batıyor. Zaten normal ekonominin normal seyrinde gittiği dönemlerde bile bankaların tahsil edemediği kredi oranı %2 civarındadır. Bir de ekonominin battığını düşünürseniz %10'lara 20'lere çıkabilir bu. İşte o zaman da bankanın için %4-5 bile büyük bir rakamken %10 olması çok ciddi bir rakam. Sigorta sektörü 0.38 ki bunların içerisinde en düşük olan sigorta sektörü. Neden? Çünkü sigorta sektörü kendini korumak için her şeyi yapar. Bir kere mesela kasko yaptırdığınızı düşünün. Siz eğer bu sene çok kaza yapıyorsanız veya bu sene bir kere bile kaza yapsanız sigorta firması bunun cezasını bir sonraki sene sizden alır. Bir şekilde kendini korur. Ve aynı zamanda sigorta firmaları kendilerini de sigorta ettirir. Reasürans dediğimiz, rezürans diye Türkçe'ye çevrildi ama yeniden sigortalatma anlamında. Faktörün firmalarınki 0.44 çıkmış. Faktörün firmaları kaç tane var bakıyorum. Bakın faktörün firmalarında arkasında genelde büyük bankalar var. Bakın QNB var, Şeker, Vakıf, işte İş, Garanti, Credit Vesting. Şunun arkasında bir banka yok ama diğerlerinin arkasında banka olması bakın hemen hemen her şirketin betasının birinin altında olduğunu gösteriyor. Bankalar güçlüdür. Evet, bu şirketler için herhangi bir risk oldu muydu? Banka zaten bunu koruyacak durumdadır. Fakat bir de şu var, faktörün firmaları zaten doğal olarak kendilerini çok korurlar. Yani mesela şöyle düşünün, faktörün firması piyasadan borçlanır. Mesela şu anda gösterge faiz %12 diyelim, bu artı 5 diyelim, %17 ile borçlanır ve %27 ile bunu satar. Yani çok büyük bir marj koyar. Tahsil edememe riskine karşı şirketi garantör durumuna getirir. Bir de kazancı çok yüksek olduğu için hani tahsil edememe riskini de o kazanca zaten yediriyorlar. Yani %17 ile borçlanıp %27, 30 hatta 40'lara varan borçlanma oranları var. %40'a borç verirse şirket doğal olarak karşı tarafa hem az bir borç vermiş oluyor çünkü riski yüksek olan firmaya daha az borç veriyor ve daha yüksek faizde ve kendini bir şekilde koruyor.
Gıda firmaları 0,66. Normalde insanın bunu sıfıra yakın olmasını bekler. Çünkü gıda firmaları her türlü bu gıda sektörü her zaman elzem olan bir sektördür. Fakat öyle değil. Gıda firmalarının zaten bilanço ve gelir tablolarına baktığınızda hemen hemen neredeyse tamamı zarar ediyor olması nedeniyle bu sıfırın üstünde, 0,66 durumunda. Yani birçok firma zaten zarar ediyor sürekli. Rekabet de çok yüksek olduğu için, çünkü gıda üretimi sadece ana firmalardan yapılmıyor. Mesela faktöringi belli firmalar yapar. Bankacılığı, sigortacılığı vesaire, işte enerji firmaları hepsi belli firmalardır. Ama gıdayı herkes üretir. O yüzden rekabet çoktur ve o yüzden de sektörler genelde zarar, sektör firmaları genelde büyük firmalar zarar eder. Enerji sektörü de arkadaşlar, aslında enerji firmaları da genelde çoğu zarar eder ama enerji yine temel ihtiyaç olduğu için neredeyse gıda ile aynı kaderi paylaşıyor. Bilişim de yine düşündüğünüz gibi temel ihtiyaçlardan biri durumuna gelmiş durumda. Bilişim firmaları zaten sayı olarak da azdır ve güçlüdürler de. Bakalım bilişim firmaları neymiş mesela? İşte teknoloji firmaları. Başka gördüğünüz gibi genelde Alcatel de var. Şuradan bakıyorum, büyük firmalar. Mesela Netaş da var vesaire. Böyle bir sektörün ortalaması düşük. Gelelim ulaşıma. Ulaşım 1,34. Kimler var 1,34'ü sağlayan? Bunun da kaderini aslında tek firma belirlemiş gibi. Yani bu firma tek başına zaten sektörün ağırlıklı ortalaması. Bakın, bunlar ağırlıklı ortalamayla yapıldığı için sektörün toplam büyüklüğü ne kadar? 47. Bunun zaten 41'e yakınını Türk Hava Yolları üstleniyor ve bunun da zaten betası çok yüksek. Türk Hava Yolları'nın borçluluk oranı yüksek olmasından kaynaklanıyor ama eğer Türk Hava Yolları'nı devre dışı bırakırsanız, şunu mesela sildiğinizde 1,13'lere düşüyor. Yine gene bunda da bir hava yolu firması var, Pegasus. Hadi onu da boş geçelim. Bakın 0,64. Hava yolları firmaları olmasa ulaşımda sektörün ortalaması 0,64 çıkıyor. Ama sadece şu ikisi yüzünden, yani bu 47 milyonun 46'sı bunlardan kaynaklanıyor. Gerisi küçük firmalar. Bakın işte Çelebi, bu da hava yoluna hizmet veriyor. Beyaz Filo, işte bu denizcilik firması, bunun çok düşük olması zaten normal. Reysaç Lojistik'te 0,80, işte diğerleri işte Trabzon Liman 0,70 çıkmış vesaire. Dediğim gibi aslında ulaşım sektöründe şu ikisini devre dışı bırakırsanız durum bu. Peki, şimdi ilerleyen aşamalarda şunu yapacağız. Bir şirketin değerlemesini yaparken o sektörde olmasının da etkisi yüksek oluyor. Mesela şimdi diyelim ki sizin şirketiniz bir sigorta firması. Betası 0,38. Hesaplıyorsunuz, bu firmanın işte değeri 100 milyon lira çıktı. Fakat bu şirket 100 milyon lira çıktığı halde hiçbir şey değişmese, sadece aynı nakit akışını ürettiği halde, aynı borçluluk oranında olduğu halde sigorta değil de banka olsaydı, bu sefer değeri 100 milyon değil, belki 60 milyon olacaktı şu beta katsayısından dolayı sırf. Neden? Çünkü beta risk katsayısı olduğu için ve sektörler arası risk geçişleri büyük farklılara sahip olduğu için, o şirket sigorta sektöründe olsa 100 milyon değeri oluyor. Banka sektöründe olsa belki 50-60 milyona kadar düşüyor. Sonra ulaşım sektöründe olsa nerelere varacak? İşte görebilirsiniz. Yani ilerleyen aşamalarda duyarlılık analizi yaparken, şirketlerin indirgenmiş nakit akış analizine göre değerlemelerini yaparken şunun katkılasının ne kadar büyük farklar oluşturduğunu göreceğiz arkadaşlar. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Şimdi sektörlerin ortalaması, yani diyelim ki bunlar bütün sektörler bu kadar olsun. Ortalamasına bakıyorsunuz 0,80. Neden ortalaması 1'e yakın değil? Neden? Çünkü bunların BIST 100'deki ağırlıkları da farklı. BIST 100'de bankalar çok fazla olduğu için, bakın diğer kalanın ortalaması ne kadar? 0,70. Bankacılık 1,40. Bankacılığın ağırlığı çok fazla olduğu için sektörde, bütün sektörler içerisinde BIST 100'de dedik ya, işte yani BIST 100'ün ortalaması 1. Ama bakıyorsunuz bunların ortalaması 0,80. Genel ortalama üzerinden gidelim. Bakın, bankacılık dışında kalan her şeyin ortalaması
0,70 bankacılığı da katarsak 0,80 oluyor ama bankacılığın ağırlığı çok fazla. Bunu şuradaki BIST 100 sayfasında görebilirsiniz. Bakın. Bankaların tamamını koyduğunuzda bankaların halka açık piyasa değeri şu kadar. Tamamının halka açık piyasa değeri bu kadar. Bakın bankacılık neredeyse bunun dörtte birini oluşturuyor. İşte bankacılığın ağırlığı çok yüksek olduğu için böyle bir ortalama çıkıyor. Yani bu 1,40'ı siz %25 ile ağırlıklandırın. Kabaca şöyle yapalım. Şu çarpı 0,25 dediğinizde kalan %75'i de bunlara eşit dağıtırsak yani 6 tane var. Artı 0,75 bölü 6. Bunları da işte şununla ağırlıklandıracaksınız. Şu çarpı şu F4 toplamını bir alalım. Toplamının biraz daha 1'e yaklaştığını göreceksiniz. Bakın 0,87,7 oldu. Muhtemelen ulaşım sektöründe de Türk Hava Yolları bakın çok büyük bir firma. Türk Hava Yolları'nı şöyle bir bulalım. TH'ye bakın. TH'yi de katarsanız aslında neredeyse şöyle yapalım. Şu rakam artı TH'ye bir de Pegasus'u da katsanız mesela. Artı Pegasus'u da bulalım. Şöyle bir kabaca. Şu rakamı da şuna böldüğümde bunları da kattığımda %28 Pegasus'u da katarsam %30'ları geçecektir tahminim. Bakın bankacılık artı ulaşım bakın. İşte bakın büyük firmalar bankacılık artı ulaşım sektörü zaten büyük çoğunluğunu oluşturduğu için çok büyük ihtimal mesela bunu da %5 ağırlık da buna versek pardon %20 ağırlık da buna versek kabaca 1'e yakın bir ortalama çıkacağını göreceksiniz arkadaşlar. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler.